Burayı belediyemiz bize ev hanımları olarak bizlere bir katkı sağlayabilmemiz için burayı bize önermiş oldu. Bizim de dezavantajımız olarak evlerde ne kadar satabilirsek burası daha kalabalık bir ortam olduğu için daha güzel satma açımız daha yüksek oldu. Çocuklarımıza, ailemize, en başta eşim olan Köksal Cengiz'e destek sağlamak bana bir gurur veriyor işin açığı. Evde örüp bir köşeye koymaktansa en güzeli yani buraya getirip çocukların da ilgisini daha çok çekiyor. Ben çocuk büyüttüm. 16 yaşında kızım var. Biz hep plastik oyuncaklarla büyüttük çocuklarımızı. Ama bunlar organik olduğu için makinede atılıp yıkanabiliyor da. Yani kırılma açısı yok, yırtılma açısı yok. Çocuklar yani bir ömür kullanabilirler yani. Bırak kendileri kendi çocuklarına bile saklayabilecek bir el emeği göz nuru diyebilirim yani. Bana bir tavsiye amaçlı başladım. Oğluma diye öreyim diye başladım ve bunu bir ticarete döktüm ve gurur duyuyorum kendimle. Şimdi de buraya bir sergi açtım. Çok sağ olsun. Aynur Hanım da bana bu fırsatı verdi. İlk başta belediye başkanımız olmak üzere. Çok şükür böyle bir tezgah açtık. Şu an daha bir revaçta yani bu bebeklerimiz. Çünkü herkes algılayabildiler çünkü bunu. Kırılan bir oyuncaklara para vermek ne yerine böyle bir oyuncakları almak ve çocuklarına sunabilmek aslında bilinçlendiriyoruz işin açığı. Peki namazlar şöyle işte de namazlar çok güzel bir uygulama oldu. Belediyemizin bir uygulaması, Kırıkkale Belediyesi'nin. Yani ev hanımlarına evde ürettikleri malları satma imkanı, tezgah kurma imkanı verildi. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz buradan. Yani evde ürettiğimiz şeyleri burada getirip satabiliyoruz. Ev ekonomisine katkıda bulunuyorum. Benim engelli çocuğum var. Yani çıkma imkanım yok. Ondan sonra haftada bir gün ya da iki gün olunca bir şekilde çıkabiliyorum. Zaten onun yanında ürettiğim şeyler bunlar. Ondan sonra ona da yapmaya başlamıştım. Onları pazarlamaya başladım işte. Yani ev ekonomisine de biraz da kafa dağıtmak için. Yani güzel arkadaşlıklar güzel burada. Çok sevdim yapmayı. Yeni bir şey çıkınca ortaya önce ben seviyorum, oynuyorum, sonra satıyorum. Yani güzel, severek yaptığım bir iş zaten. Aslında çok beğeniliyor. Ondan sonra çok ince ayrıntılı bebekler olduğu için işte birazcık da bütçe meselesi. Ama her bütçeye göre bebeğimiz var. Küçükler var daha uygun fiyata, büyükler var, ayrıntılı bebekler var. Daha tabii ki ona göre daha pahalı. Ama güzel, talepler güzel. Thank you.